Erkantan, büyük patlamaya az kaldı. Avrupa ülkeleri, Amerika ve NATO'nun Irak ve Suriye'de Türkiye ile savaşmakta olan terör örgütlerini desteklemeleri ve Orta Doğu'yu terör örgütleriyle şekillendirmek istemelerinin amacı bellidir. Bunların hiçbiri bölgenin huzur ve refahına hizmet için yapılmıyor. Orta Doğu ve İslam coğrafyasının kaosa sürüklenmesi, Müslümanların başlarını kaldıramayacak derecede birbirlerine girmeleri hedefleniyor. Tüm bunlar NATO'da birlikte olduğumuz müttefik görünümlü stratejik düşmanlarımız tarafından Türkiye'ye rağmen yapılmaktadır. Yapılmak istenmektedir. Haçlı zihniyeti bilhassa Amerika bölgede İsrail'in rahat ve huzuru için bir sonuç alma çabası içerisindedir. Dün İran ordusuna mensup iki komutan Pekaka'nın İran şubesi Pejak tarafından öldürülmüştü. Pejak'ın öldürdüğü İranlı askerlerden dolayı Tahran'da bir askeri yetkili Ankara'yı suçladı. Tahran'ın bu ithamı düşündürücü. Yıllardır el altından PKK'ya destek verip terör örgütünün sözde komutanlarını İran'da ağırlayıp taktik veren İran'ın bu konuda Türkiye'yi suçlamaya hakkı yok. İran, Kuzey Irak'ta Türkiye'ye karşı Goran cephesine ve Talebani'ye destek vermekte ve bunları Barzani'ye karşı da hep kışkırtmaktadır. Aynı İran, mezhepçi Irak hükümetine ve Pers milliyetçisi Haçlı örgütüne destek vererek Irak'la Sünnilere karşı adeta işkence ve ölüm kampları kurdurtmuştur. Kendi ordularını geride tutup Taşeron terör örgütleri vasıtasıyla düşmanlarla savaşmayı kendinize hak olarak görüp başkalarını terörü desteklemekle suçlamak Amerika ve Avrupa'nın standartlarındandı. Ama bu prensibi Tahran'ın da benimsediği görülüyor. Şunu herkesin bilmesi ve anlaması gerekir. Hiç kimse dünyada tek başına yaşamıyor. Kimse kendini dünyanın en akıllısı zannetmesin. Hep birlikte huzur içinde nasıl yaşanabilir ona bakmalıyız. Çünkü artık şartlar ve kurallar değişiyor. Herkes yeni döneme uyum sağlayacak. 4 Aralık 2016'da Rus NTV'ye konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünya dengelerinin değiştiğine vurgu yaparak, tek kutuplu dünya düzeni kurma girişimleri başarısız oldu, dünya dengeleri değişiyor demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki hafta önceki Hindistan ziyaretinde 1 milyar 310 milyon nüfusa sahip olan Hindistan'ın içinde olmadığı bir güvenlik konseyinin sağlıklı bir yapıya sahip olduğunu kim iddia edebilir? 1 milyar 700 milyon nüfusa sahip olan İslam dünyasının temsil edilmediği güvenlik konseyi ne kadar adil olabilir sözleriyle sömürgeci küresel düzenin asimetrik ve çarpık yapısına dikkat çekmişti. Alman Şansölyesi Angela Merkel, 29 Mayıs 2017'de Avrupa sırtına Amerika ve İngiltere'ye dayamaktan artık vazgeçmeli uyarısı ve itirafında bulundu. Avrupa'nın sırtına artık tamamen Donald Trump'ın başkanı olduğu Amerika ve Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecini başlatan İngiltere'ye dayamayı bırakması gerektiğini söyledi. Avrupa'nın artık kendi kaderini belirlemek için kendisinin savaşması gerektiğini ifade ettikten sonra başkalarına bel bağladığımız günler sona erdi. Son birkaç gün içerisinde bu dönemin artık bittiğini bizzat gözlerimle gördüm diye konuştu. Bugün ise Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, hafta sonu İtalya'da yapılan G7 zirvesinin başarısız geçtiğini ve dünyadaki göçler dengesinde bir değişim yaşandığını vurguladı. Amerikan Başkanı Donald Trump'la Amerikan yönetimini kendi ulusal çıkarlarını uluslararası düzenin önünde tutmakla eleştirdi. Sadece başarısız kalan bir G7 zirvesi yaşamadık. Aynı zamanda dünyadaki güçler dengesinde bir değişim oldu diye konuştu. Gabriel, bu durumda bence batı küçülüyor, en azından zayıflıyor dedi. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Amerikan yönetiminin beklentileri yerine getirmeyeceğinin anlaşıldığını dile getirerek, Amerika'dan kaynaklanan boşluğun nasıl doldurulacağının Avrupalı ortaklarla görüşülmesi gerektiğini kaydetti. Söz konusu güç boşluğunu başka ülkelerin doldurmaya çalıştığını da belirten Gabriel, "Birisinin uluslararası sözleşmelerden geri çekilmesiyle başka birilerinin buraya girdiğini görüyoruz." diye konuştu. "Türkiye'ye niçin saldırıyorlar ve Ankara'yı niçin durdurmak istiyorlar?" Bunu anlamak istiyorsanız yukarıdaki paragrafları yeniden okuyun. Bugüne kadar saldırıyorlar ama sebebini açıklamıyorlar ya da yalandan sebeplere sığınıyorlardı. Artık açık açık konuşmaya başladılar. Bölgemizde her geçen gün öfke ve nefret artıyor. Bölge halklarının nabzı iyice sıkışıyor. Kitlesel öfke patlama noktasına geldi. Dünya bilhassa bölgemiz artık patlama noktasında. Bu sıkışma daha fazla dayanmaz. Çok yakında patlar. Bu sıkışmışlıktan ve patlamadan tüm Müslümanların daha da güçlenerek çıkacağından hiç şüpheniz olmasın. Katar emirinin başkaldırışı, Tel Aviv'de İsrail hükümetine karşı isyan, Yemen'de Riyad ve Tahran'ın içine düştüğü cendere işte tam bir patlamaya hazır bomba. Görünen o ki önce bulanacak, sonra durulacak. Ama inşallah sonu hayır olacak. Alper Tan kanala haber.